Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Dolar patlamaya hazır bir bomba haline getirildi, pimi çekildi ve kenara konuldu. Sadece Türkiye'de değil üstelik sevgili dostlarım, tüm dünyada, evet tüm dünyada dolar artık patlamaya hazır bir bomba haline gelmiş durumda. Bugün iki merkez bankası faiz kararını açıkladı. Bunlardan birisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ydı, biri de Avrupa Merkez Bankası'ydı sevgili dostlarım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aslında genel olarak beklentiler doğrultusunda hareket etti. Avrupa Merkez Bankası da genel olarak beklentiler doğrultusunda hareket etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 325 bas puanlık bir indirim yaptı. Ben 375 bas puanlık bir indirim bekliyordum. Piyasanın geneli ise 275 bas puanlık bir indirim bekliyordu. Ne benim dediğim oldu ne piyasanın dediği oldu. Tam orta noktada Merkez Bankası 325 bas puanlık indirimini yaptı. Bunun sonrasında da dolar yükselmek yerine düştü. Evet, ben doların yükseleceğini düşünüyorum. Hala da düşünmeye devam ediyorum. Bunu da altını çizmiş olalım. Avrupa Merkez Bankası'nın açıklaması ise çok daha tehlikeliydi sevgili dostlarım. Bakın, Avrupa Merkez Bankası evet faiz oranlarını özellikle politika faizlerini değiştirmedi, sıfırda bıraktı. Ama mevduat faizlerini 10 bas puan aşağıya indirerek negatif seviyeye çekti. Yani Avrupa Merkez Bankası bana getirip para yatırmayın diyor artık. Kime diyor bunu? Sadece Avrupalılara değil, dünyadaki bütün ülkelere diyor ki ben cazip bir alan değilim. Bana getirip para yatırırsanız eksi faiz alırsınız benden. Ama bu arada ben size başka bir güzellik yapacağım dedi Avrupa Merkez Bankası ve parasal genişlemeye gideceğini açıkladı. Tahvil alacağım dedi. Zor durumda olan firmaların, zor durumda olan bankaların, zor durumda olan kuruluşların tahvillerini almaya başlayacağım. Yani sizlere para vereceğim dedi. 1 Kasım itibariyle 20 milyar dolarlık bir para piyasaya girmeye başlıyor. Çok büyük bir paradan bahsetmiyoruz ama bu ilk adım. Yani ilerleyen günlerde Avrupa Merkez Bankası piyasaya euro vermeye devam edecek sevgili dostlarım. Peki bunun açılımı nedir? Bunun açılımı şu: euro değer kaybedecek, dolar değer kazanacak. Doların en büyük rakibi olan euro değer kaybederken dolar tüm dünyada değer kazanacak ve dolar endeksi yukarıya doğru hareket edecek. Ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de dolar baskısı artacak. Yani bizim para birimlerimizde değer kaybederken dolar değer kazanmaya devam edecek. Peki bunun altına etkisi olur mu? Evet, tabii ki bir miktarı, bu paranın bir miktarı altına da dönecektir ama altın oldukça spekülatif hareketler yapıyor son zamanlarda. O nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın piyasaya arz ettiği paranın önemli bir kısmı dolara dönecektir sevgili dostlarım. Dolara dönüp bir kısmı belki bizim gibi gelişmekte olan ülkelere ama önemli bir kısmı Amerika'nın faiz ortamına gidecektir. Risksiz faiz ortamına gidecektir. Bu da doların talebinin daha da artmasına neden olacak. Evet sevgili dostlarım, dolara olan talep arttıkça dolar fiyatları tüm dünyada yükselmeye devam edecek. Dolara olan talep daha da artacak ve bizim ülke para birimlerimizde hızlı bir şekilde değer kaybetmeye başlayacak sevgili dostlarım. Evet, çok hızlı bir şekilde değer kaybetmeye başlayacak. O nedenle zaten Trump hemen Avrupa Merkez Bankası'nın kararı üzerine tweet'i basıverdi. Ne dedi? Bizim Fed bekliyor, Avrupa Merkez Bankası hızlı hareket ediyor dedi. Öbür taraftan Hazine Bakanı Mnuchin, Amerika Hazine Bakanı Mnuchin de açıklama yaptı. Bu çok tehlikeli bir süreç. Avrupa'nın negatif faiz ortamına girmiş olması bizi korkutuyor dedi. Bu açıklamaların temelinde şu yatıyor sevgili dostlarım. Dolar hızlı bir şekilde değer kazanacak ve dolar değer kazandıkça da Amerika'nın ticareti zorlaşacak. Onların kaygıları o. Ama diğer taraftan Fed herhangi bir faiz indirimine gitmeyerek tüm dünyadaki doları kendi ana vatanına çekmeye başlayacak. Amerika'sına bakarsanız 2 yıl önce tüm dünyadan hızlı bir şekilde para çekmeye başlayacaklarının sinyalini vermişti. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın bu hareketiyle birlikte faizlerini yükseltmeden, bakın faizlerini yükseltmeden ucuz, uygun bir ortamda dünyadaki parayı çekmeye başlayacak. Evet, Amerikan doları değer kazanacak
Ama FED de amacına en uygun faiz koşullarında ulaşmış olacak sevgili dostlarım. Avrupa Merkez Bankası Euro'yu değersiz hale getirerek ihracatını arttıracak. Amerika piyasadaki dolarını çekecek. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde dolar darbesi yemek zorunda kalacak. Özellikle bugün yaptığı hareket gibi hareketlere devam ederse, yani bir yandan faizi indirip bir yandan doları baskılamak için sürekli olarak rezervlerini boşaltmaya devam ederse ve kişilerin güvenini kaybetmeye devam ederse bizim Merkez Bankamız, bakın görün, yarın çok daha ciddi bir dolar şokuyla karşı karşıya kalabiliriz. Dolar bugünden itibaren pimi çekilmiş net bir bomba sevgili dostlarım. Dünya içinde böyle, Türkiye içinde böyle, ama Türkiye'deki riskler daha fazla. Türkiye'deki en büyük risk bir yandan faizin aşağıya çekilmesi, öbür taraftan doların ısrarla baskılanmaya çalışılması. Bu baskılama süreci bu şekilde devam ettirilirse sevgili dostlarım, bir noktadan sonra kontrol altında tutulamayabilir ve kontrolden çıktığı an itibariyle bir anda doları devalüe olmuş bir şekilde görebiliriz. Bakın öyle 3 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruşlardan bahsetmiyorum. Çok hızlı bir şekilde dolarda yukarıya doğru hareket görebiliriz. Neden? Çünkü artık dolar Avrupa'da da önemli bir para birimi haline geldi. Bu kararla birlikte, Avrupa Merkez Bankası'nın kararı ile birlikte dolar artık Avrupa'da da aşırı talep gören bir para haline geldi sevgili dostlarım. Türkiye'de de dolar talep görmeye başlayacak, değer kazandıkça daha çok talep görmeye başlayacak. Yarın öbür gün sendikasyon kredilerinin yenilenmesi gerekiyor. Sendikasyon kredilerinin yenilenmesi için dolara talep artacak. Kısa vadeli borçların ödenmesi için dolara talep artacak. Avrupa ülkelerinde finans cephesinden para kazanmak isteyenler en güvenli liman olan Amerika'ya gitmek için dolara talebini arttıracak. Ve tüm bu koşullar içerisinde dolar adım adım yukarıya doğru hareketini devam ettirecek. Bakın şimdi ayın 18'i çok daha fazla önem kazandı. Ben ısrarla size Fed ile ilgili videolar çekiyordum. Ve Fed'in faiz indirmeyeceğini söylüyordum sevgili dostlarım. Ve göreceksiniz ayın 18'inde Fed Trump'ın bütün ısrarlarına, Münch'in tüm açıklamalarına rağmen faizini sabit tutacak. Çünkü Amerika'nın işine gelen ortam oluşmuş durumda sevgili dostlarım. Avrupa'da Amerika'nın tezgahına geldi. Evet, Avrupa'da Amerika'nın tezgahına geldi. Bakın Rusya faiz indirdi, Türkiye faiz indirdi. Çin zorunlu karşılıkları aşağıya çekerek piyasaya para vermeye başladı ve orada da dolar çıkışları oluşuyor. Avrupa'da şu anda mevduat faizlerini 10 baz puan aşağıya indirerek resmen Amerika'nın tezgahına gelmiş durumda. Dünyanın her yerine oluk oluk dolar akmayacak. Aksine dünyanın her yerinden oluk oluk dolar tekrar Amerika'ya geri dönecek. Hem de Amerika'nın istediği uygun koşullarda, hem de Amerika faiz arttırmadan. Bakın bundan 6 ay önce Amerika'da faiz arttırımlarını konuşuyorduk. Faiz arttırarak Amerika'nın doları vatanına, ana vatanına çekmeye çalıştığını konuşuyorduk. Ne değişti Amerika için? Hiçbir şey değişmedi sevgili dostlarım. Sadece doğru bir taktik uygulayarak şu anda o bir dönem parasal genişleme yaparak tüm dünyaya saldıkları doları geriye doğru topluyorlar. Hem de çok uygun koşullarla topluyorlar sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, bakın çok akıllı bir yöntemden bahsediyoruz. Amerika'da Fed faizleri sabit tutarak tüm dünyadaki doları çekmeye başladığı an itibariyle dolarda kademe 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 küçük küçük önce yükselişleri görmeye başlayacağız. Parite hareketlerini görmeye başlayacağız. Ama özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye başta olmak üzere, çok ciddi yukarıya doğru dolar hareketleri göreceğiz. Türk lirasının da çok hızlı bir şekilde değer kaybetmeye başladığını göreceğiz. Amerika'nın ve Trump'ın tezgahına, Fed'in tezgahına Avrupa'da düşmüş oldu böylece. Rusya, Türkiye, Çin, şimdi Avrupa. Bütün bu ülkeler faizlerini aşağıya çekerek Amerika'nın net bir şekilde tezgahına geldiler ve Amerikan dolarının kendi ana vatanına dönmesini sağlayacaklar.
bilerek ya da bilmeyerek. Ama dolar Amerika'ya dönmeye başladığı an itibarıyla da, ki o an şu andır, doların pimi çekilmiştir. Bir anda dolarda gelişmekte olan ülkelerde, başta Türkiye'de, çok ciddi yukarıya hareketleri görmeye başlayacağız sevgili dostlarım. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın sevgili dostlarım.